Duffer kardeşler tarafından yönetmenliği, senaristliği ve yapımcılığı üstlenilen ilk bölümü Temmuz 2016 yılında izleyiciyle buluşan, 3. sezonun yayınlanmasıyla birlikte Netflix'in en çok izlenen dizisi unvanını kazanan Stranger Things ile ilgili derlediğimiz ve daha önce hiç duymadığınız 20 ilginç bilgi. 3. sezondaki Starcourt alışveriş merkezinin seti, Atlanta şehrinde bulunan Givenit Place Mall adında terk edilmiş bir alışveriş merkezidir. 2019 yılı sonlarına doğru çıkan bir habere göre hayalet kasaba olarak anılan alışveriş merkezi satışa çıkarılmıştır. Mike karakterini canlandıran Finn Wolfhard, hasta olduğu için seçmelere yatağından gönderdiği bir video ile katılmıştır. Dizinin kostüm tasarımcısı 1. sezonda Lucas için eski bir ordu kemeri arıyordu. Tasarımcının aradığı kemer Utah'taki bir antikacıda kilitli bir dolapta saklanıyordu. Kemeri aldıktan sonra kemerin arka yüzünde eski sahibinin adının Lucas olduğunu fark etti. Dizide Eleven karakterinin pembe elbisesi ve sarışın peruğu, 1982 yapımı çocuk bilim kurgu filmi olan E.T.'nin kılık değiştirme sahnesinde bir göndermedir. Castle Byers'a girmek için kullanılan şifre Radagast'tır. Aslında Radagast, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin anlatıldığı Orta Dünya'da yaşayan 5 büyük büyücüden biridir. Bu yönüyle dizide kullanılan şifre aslında pek de yabancı görünmüyor. Dizinin bir bölümünde Steve ve Nancy, Cadılar Bayramı Partisi için Risky Business filminden Lana ve Joel gibi giyinerek filme bir göndermede bulunmuştur. Dizi çekimlerinden önceki pilot senaryoda Steve karakteri Nancy'ye tecavüz edebilecek kadar ileri giden gezegenin en büyük pisliği olarak tanımlanabilecek bir karakter olarak tasarlanmıştı. Steve karakterini canlandıran Joel Keery'nin Duffer kardeşlerin senaryoda düşündüğünden daha sevimli ve çekici bir oyuncu olmasından dolayı Steve karakterine değişikliğe gitmişlerdir. Eleven karakterini canlandıran Millie Bobby Brown, dizinin çekimleri başladığında 11 yaşındaydı. İddiaya göre dizinin konusu, 1983 yılına kadar Amerika'da gerçekleştirilen zaman yolculuğu ve boyutlar arası seyahat üzerine çalışma yapıldığına inanılan Montauk projesinden gelmektedir. Hatta dizinin ilk isminin Montauk olduğu da iddia edilmektedir. Bu dizideki birçok karakter ismini 80'lerde çok başarılı olan ünlü oyunculardan ve yönetmenlerden almıştır. Hopper karakteri ismini Dennis Hopper'dan, Dustin karakteri ismini Dustin Hoffman'dan, Lucas karakteri ismini George Lucas'tan ve Steve karakteri ise ismini ünlü yönetmen Steven Spielberg'den almıştır. Stranger Things, NBC'nin 2014 yılında iptal edilen Believe adlı dizisiyle benzerlik göstermektedir. Her iki dizide de özel güçlere sahip bir kız ve onu silah olarak kullanmak isteyen hükümet dışı bir kuruluşun laboratuvarda yaptığı testleri işlemektedir. Dizinin şimdiye kadar gösterime gelen her sezonunda Steve karakteri acımasızca dövülmüştür. Steve, 1. sezonda Jonathan, 2. sezonda Billy ve 3. sezonda Ruslar ondan bilgi almaya çalışırken dövülmüştür. Duffer kardeşler, dizinin 80'li yıllarda yapılmış birçok bilim kurgu eserinden ilham aldığını kabul etmektedir. Bölümlerdeki yazı tipi, Stephen King'in romanlarında kullandığı yazı tipiyle çoğunlukla aynıdır. Bir grup çocuğun güçlü bir canavarla savaştığı olay örgüsü Stephen King'in It romanındaki tasvirlerine benzemektedir. Çocuklar tıpkı 1982 yapımı E.T. filminde olduğu gibi bisiklete binmekte ve iletişim sorunları olan birini saklamaktadır. Gizli askeri projeden kaçan süper güçlere sahip kız Stephen King'in Firestarter romanına bir göndermedir. Dizinin bir bölümünde Jim ve Joyce koruyucu kıyafetleriyle başı aşağı dünyada yürürken Jim, parlak sarı ve çatlamış yumurta gibi görünen şeyi inceler. Bu sahnede Yaratık filmindeki aynı sahneye açık bir şekilde gönderme yapılmıştır. Dizinin her sezonunda adı B harfiyle başlayan bir kişi ölmektedir. 1. sezonda Eleven'ı bulan restoran sahibi Benny, 2. sezonda Bob ve 3. sezonda ise ölen karakter Billy olmuştur. Eleven karakterini canlandıran Millie Bobby Brown, İlk başta saçlarını kestirmek istemese de Mad Max'te oynayan Charlize Theron'un saçları ona gösterilince çok hoşuna gitmiş ve ikna olmuştur. Dizi izleyenler Eleven'ın gözleri kapalı şekilde havuzda suyun üzerine durduğu sahneyi hatırlayacaktır. Bu sahnede Eleven'ın suya batmadan yüzeyde durabilmesi için yaklaşık 550 kilogram tuz kullanılmış. Dizi çekilmeye başlamadan önce Duffer kardeşler, diziyi her sezonda farklı oyuncularla devam edecek şekilde planlamıştı.
Bu planlamaya göre Eleven karakterinin ilk sezonda çocuklar için kendini feda etmesi gerekiyordu. Fakat Eleven'ın izleyenler tarafından çok sevilmesinden dolayı senaryoda değişiklikler yapılarak aynı oyuncularla devam edilmesi kararı alınmıştır. Dizide Steve ve Dustin'in dostluğu ikilinin setteki dostluklarından ilham alınarak seyirciye yansıtılmış. Dizinin yönetmenlerinden Sean Levy, 1. sezon 4. bölümdeki bir sahnede kendisi de rol almıştır. Stranger Things ile ilgili sizlerin de dikkatini çeken ve ilginç olduğunu düşündüğünüz detaylar varsa yorumlarla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki ilginç bilgiler videosunda görüşmek üzere. Takipte kalın.